Başınız sağ olsun. Allah geride kalanları bağışlasın. Başınız sağ olsun. Allah geride kalanlara uzun ömür versin. Kim ölmüş acaba? Dur şimdi öğreniriz. Kaybımız çok büyük, çok büyük kaybımız. Çok iyi adamdı Bekir amca, çok. Allah rahmet eylesin. Bekir amca. Vallahi öyle. Altın gibi adamdı Bekir amca. Bekir amca var ya. Bizi bırakıp nasıl gitti ya? Hala şoktayım abi, inanamıyorum ya. Bir şey yer misiniz? Yeriz, yeriz. Birer tabak yaparsanız bize. Üzüntü de acıktırıyor insanı ya. Tabii. Temin çek. Herkes Bekir amca ile ilgili anılarını anlattı durdu. Siz de anlatın da kabrinde nur içinde yatsın. Anı mı? Hı. Ya ben anlatamam. Yani ben anlatırsam ağlarım. Vallahi ben de. Sen anlat istersen abi. Ben mi? Ya sen. Geçen akşama karşılık olarak. Vallahi ne anlatayım? Bizim için tek teselli yani o yaşlara kadar yaşamış olması. Bekir amca 45 yaşındaydı. He? Ya yani onu diyorum ben de işte yani. Ben de ölmek istiyorum. Bekir amcamın yanına gitmek istiyorum ben de. Hayat zindan oldu şimdi. Ben de diyordum bunlar kim? Siz Bekir amcanın o yeğenlerisiniz. Tabii evet biz o yeğenleriyiz ya. Muğla'dan geldiniz o zaman. Muğla'dan geldik. Ama bak yoldan geldik. Acıktık, acık yemek koyuverin bakalım bizi. Acıktık hadi gari. Bekir amca yine bir gün geldi. Elinde bir şarakı. Yeğenlerim dedi. Hadi gari dedi. Bırak iyi dedi. Bir dik işte bitiremeyeceğiz gari dedi. Dikip bitiriverdik biz de gari. Çocukken mi? Çocukken? Bekir amcanın oğulları anlatmıştı. En son 5 yaşındayken görüşmüşsünüz. Tamam işte ya. Bekir amca o kadar tatlı, o kadar larç bir insandı. Ben tabii 5 yaşında rakı içince bir hafta kendime gelemedim. Gari. Muğla'nın neresinde oturuyorsunuz? Bodrum Barlar Sokağı. Tamamdır. Artık biz kalkalım yavaştan. Otur, otur acık. Ben muhabbete daldım. Yiyemedim gari. Acık atıştırıverim gari. Ben de homini gırtlak gari. Bakacaksın kendine. Bak Bekir amca genç yaşta hastalandı gidiverdi. Bekir amca trafik kazasından gitti dediler. Bir de arabayı dikkatli kullanıvereceksin. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sizler hoş geldiniz. Biz de kalkalım artık. Oktay abi, ha. Bunlar da Bekir amcanın yeğenleriymiş. Muğla'dan gelenler. Geliverdik gari. Kemal, Sıddık, Veysel ha? Bravo gari. Ne yüzle geldiniz lan buraya? Şeyden diyorsun değil mi? 5 yaşından beri hiç aramadık, sormadık, hiç gelememedik amcamıza. Şimdi geliverdik, ondan kızıyor. Bir geldiniz, pir geldiniz. Serseriler, babam sizin arabanızda öldü lan. Bu ne pişkinlik? Hadi artık gidelim beyler. Nereye lan? Nereye?
Durun bakalım. Önce bir ifadenizi alalım. Değil mi? Ya aslında biz de istemezdik. Çok dikkatli kullandık arabayı. Ama biz dikkatli dikkatli giderken aksi istikametten gelen araba bizimkine çakamaydı. Biz de şarap böyle yuvarlanı yuvarlanı verdik. Ne diyorsun lan? Söylemişlerdi, inanmamıştım. Haplı mısın yine? Haplı? Ne yapıp? Yıllar sonra gelip babamın babana olan borcunu istemişsin Veysel. Faiziyle 300.000 dolar demişsin. Adamı arabaya atıp silahı kafasına dayamışsın. Yengem söyledi. Ne diyorsun be? Ulan babam sizin yüzünüzden kalp krizi geçirdi lan. Biz de bayağı kötüymüşüz ama gari. Ben sizi kaçarsınız sanmıştım. Utanmadan bir de taziye evine geldiniz ha? İtoğlu itler! Ya arkadaşım, ya biz düşündüğün kişiler değiliz birader. Yaptık bir hayvanlık. Biz böyle şey yiyip içmeye geldik buraya ya. Yemeğe içmeye geldiniz ha? Külahımı anlat sen onu. Yemeğe içmeye geldiniz. He, ben sizi bulmuşum, bırakır mıyım lan? Allah! İzzet, hadi bari. Davranmayın lan! Üç kişiyiz biz. Oktay abim, bir olayım var abim. Altınizade'den sonra